Sonra az önce videom anlayamadığım bir sebepten dolayı kendi kendine durdu. Bu videoyu internete iki parça olarak yükleyeceğim. Dileyen arkadaşlar iki parça olarak internetten seyredebilirler. Şimdi bu videomuzda ürünümüzün cildini açmayı deneyeceğiz. Bu arada ben televizyonda gördüğüm bazı videolarda ekran koruyucuları leke olmaması için eldiven göndermiş bazı firmalar ama sanırım bizden çıkmadı. Evet, eldiven çıkmadı. Neyse artık mikrofiber bezle deneyeceğiz, yapacak bir şey yok. Bizde var mı eldiven, yok değil mi? Yokmuş. Hanımdan da teyit aldık eldiven olmadığına dair. Artık kendi imkanlarımızla bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan sökelim. Jiletinleri buradan açınız yazıyor gördüğünüz gibi. Önündeki jiletinimizi söktüm. Bu arada ben bunu televizyona denemeyi unuttum. Televizyona geliyor mu gelmiyor mu? Şöyle kabaca bir ölçecek olursak. Televizyonu kapatıyor gibi arkadaşlar. Şimdi ikinci jiletimizi sökeceğiz. İkinci jiletimizi sökme yeri de kolay sökülüyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Aslında bunu açmaya hiç gerek yok. Tut bakayım bunu sunucu. Ben yardım edeyim. Şimdi önce bir bezimizi ekranımızı silelim. Ekran koruyucumuzu. Gördüğünüz gibi bantlar çıktıktan sonra gayet şeffaf bir şekilde ekran koruyucumuz ortaya çıkıyor.
bant şunu kurtarsana oğlum orada. Şunu da dön tarafa. Şunu. Dön tarafa. Gel bu tarafa da dön tarafa. İlk defa böyle bir şeyle uğraştığım için biraz karışık gibi geldi bana arkadaşlar ama aslında karışık değil. Oğlum gel bu tarafa. Televizyonun içinden geçir bunu böyle. Alttan geçir önce. Çıkarttın mı? Çıktı. Çıkartmayacaksın işte bırak. Bunu sana veriyor. Arkadaşlar ben bunu takacağım. Taktıktan sonra takılmış halini göreceksiniz. Biraz karışık bir işlem. Ben beceremedim.